Merhaba sevgili gol var mı takipçileri yeni içeriğimiz olan Anadolu Ekspresi ile karşınızdayız Konuğum Hikmet hoş geldin hoş bulduk nasılsın teşekkür ederim sizleri sormalı. ben de iyiyim ee, Anadolu Ekspresinde konuştuğumuz takımlardan ilk aslında Konya Spor'du. geçtiğimiz haftada Konya Spor konuştuk bu haftada Konya Spor'u konuşarak başlamak istiyorum Adana Demirspor'da Pazar günü oynayacakları maç aslında zirvede yakından ilgilendiren bir maç ee, ne bekliyorsun bu maçta Demirspor'la Konya Spor'un bence ligin en keyifli oyunlarından birisini oynayacağını düşünüyorum bu maçta. Şimdi Konya Spor'un kendine has bir tarzı var, Demir Spor'un kendine has bir tarzı var. Montella neredeyse kadronun tamamına gol attıran bir teknik direktör. İlhan Palut da neredeyse sahanın tamamını ölçüp biçip santimetresine kadar hesaplayıp ona göre işleyen bir teknik adam. Konya Spor bence Antep maçında mükemmel bir performans verdi skor haricinde. Denemedikleri atak varyasyonu kalmadı. Çok etkililerdi. Antep'in sezon başından beri bu kadar zor duruma düştüğü bir maç olduğunu hatırlamıyorum ben. İnanılmaz bir baskı kurdular ama işte bir yan topla 3 puanı kaybettiler. Demir Spor da Kasımpaşa maçında müthiş performans gösterdi. Onlar da farklı farklı çeşit her çeşit gol vuruşu denediler. Rakitski'nin savunmada özellikle alınan paslarda ligin ilk 10 oyuncusunun içerisinde olmasını kıymetli buluyorum. Belhanda'nın Onyekuru'yla etkileşimini çok değerli buluyorum. İki takım da ligde en beğendiğim futbolu oynayan takımlardan. İkisinin de birbiriyle karşılaşması ilgi çekici olacak. Geçen maçlarda göremediğimiz seyir zevkini, birçok maçta göremediğimiz seyir zevkini Adana Demirspor Konya maçında görebileceğimizi düşünüyorum. Demirspor ön alanda çok fazla baskı uygulamayan bir takım. Bu da şu anlama geliyor. Konya Spor kendi klasik oyununun dışında başka neleri hangi seviyede yapabiliyor? Bu anlamda test maçı olacaktır. Demirspor'un da ikinci, üçüncü bölge geçişleri anlamında çok etkili olduğunu, Belhanda liderliğinde işleyen bir ön hattı olduğundan söz edebiliriz. Zaten Kasımpaşa gibi Trabzon'un açamadığı bir takıma dört tane gol atmak herkesin başarabileceği basitlikte bir iş değil. Adana Demirspor'un da ön hattının işlerliğini test edebileceği doğru bir maç olacaktır Konya maçı. Ben çok keyifli bir maç bekliyorum. Skor anlamında değil. Oyun, mücadele ve taktik strateji çatışması, çarpışması anlamında keyifli olacağını düşünüyorum. Peki bu maçta öne çıkmasını beklediğin bir isim var mı? Bu maçın en etkin bölgesi Hacı Ahmetoviç ile Belhanda'nın oynayacağı bölge olacaktır muhtemelen. Hacı Ahmetoviç ligin oynanan bütün maçlarının otomatik favori oyuncusu zaten. İkisinin çarpışmasının çok etkileyici olacağını düşünüyorum. Ahmet ile Onyekuru'nun karşılaşması da fiziksel anlamda çok ciddi bir mücadeleye tanıklık edecek öne çıkması muhtemel oyuncu Belhanda gününde olursa Adana Demirspor'da Belhanda olabilir. Hacı Ahmetoviç gününde olmasa da zaten takımın lideri çok iyi bir maestro. Ben bu iki oyuncunun performanslarının maçın skorunda başat belirleyici unsur olduğunu düşünüyorum. Peki Adana Demirspor'un liderliği bırakacağı bir dönem gelecek mi? Çünkü bir puan da olsa liderlerini sürdürüyor ve favori olarak çıkıyor maçlarına da. Şimdi bir pozisyonu örnek vermek istiyorum bu soruya istinaden. 42. dakikadan 44. dakikaya kadar süren Kasımpaşa atağında Adana Demirspor'un ceza yayı civarını tamamıyla boş bıraktığını tespit ettim geçen maçta. 2 dakikalık süre zarfı boyunca orayı boş bırakırsanız orayı Konya Spor'da işlemesi muhtemel ligin en tehlikeli şutörlerinden birisi Endri Çekici oynuyor. Evet. Şimdi Adana Demirspor hangi maçta liderliği bırakır derseniz fikstüre baktığımda bu maçlar içerisindeki en başat 3 takım işte Fenerbahçe, Galatasaray ve Konya Spor diye sayardım. Konya Spor maçında Demirspor beraberlikle ayrılmayı kayıp olarak görmemeli. Konya Spor'da geçen haftanın hırsını çıkartabileceği bir oyun anlayışıyla sahaya, sahada yer alacağından dolayı 3 puan harici psikolojik anlamda Konya Spor'a kayıp gibi gelecektir. Yani Demirspor liderliğini muhafaza açısından, Konya Spor'u potaya dahil etmeme açısından daha kontrol odaklı bir oyun oynamaya çalışabilir bunu garip karşılamam. Fakat Konya Spor geçen haftanın üzerine çıkacak bir hücum performansı göstermeye çalışacaktır. Demir Spor'un özellikle arkadaki bu üçgeni de bunun için müsait. Adana Demir Spor Konya Spor maçına dair de aslında bir puanın iki taraf içinde de olabiliritesi yüksek görüyorsun. beraberlikle de bitip seyir zevkini yüksek bir maç olduğunu evet. düşünüyorsun. Hemen ardından Sivasspor'a Spora geçmek istiyorum. Sivasspor Spor aslında ee, bir öyle bir böyle dalgalı bir grafiği var Rıza Çalınbay önderliğinde. Orada öne çıkan isimler var mı? Ee, bu hafta e, Sivas Spor'da öne çıkan isimler var mı? Yatabahar'ın yıllardır süre gelen istikrarının hala sahaya e, performans olarak dönmeye devam ettiğini görüyoruz. Sivas Spor'un düşüş ile yükseliş trendi arasında çok ciddi bir farklılık var. Sivas Spor'un düşüş trendinin e, gerekçesi Sivas'ın oynamak zorunda olduğu Maçlar oynamış olması. Şimdi yükseliş trendine geçtiği sürece baktığımızda oynatmayacak takımlarla karşılaşmaya başlaması olarak nitelendirebiliriz. Giresunspor oyunun oynatmama tarafından biraz daha oynama tarafına evrildiği bir süreçte Sivas'la karşılaştı, çarpıldı. Sivas'ın oyuncularını birbirine yakın tuttuğunuz zaman hepsi olabilecek performansın bir tık üstüne çıkıyor. Oyuncular birbirinden uzaklaştığında performans düşüyor. seviyeleri düşüyor. Uğur Çiftçi'nin performansını ben çok ilgi çekici buluyorum. O da yıllardır Sivas'ta belirli bir düzeyin altına hiç düşmeden oynuyor. Fakat e, ligimizde biliyorsunuz ki işte skorer kimlikler daha fazla ön plana çıkar. ki doğaldır. işte golleri, asistleri. Diyasa'ba şu anda diğer takımlar açısından tedbir alınması zor ve tahmin edilmesi güç oyunculardan bir tanesi. Bu da Sivas'ın büyük bir avantajı oluyor. Kerem Atakan Keskin Sivas'tan ayrıldıktan sonra orta sahanın ofansif kısmında Sivas belli başlı sıkıntılar yaşıyordu. Şimdi oraya Kerem Atakan Keskin'den daha efektif, top ayağında olduğunda katkı veren bir oyuncu sokmuş oldu. Aynı zamanda ileri uç oyuncularını da oyunun içerisine dahil edebilen türevde bir oyuncu. Çok zor kontrol edilebilen, işte pırpır pır kısa boylu, teknik, uzaktan şut tehdidi olabilen, aynı zamanda çabuk adam geçebilen ve devamlı ara boşlukları işlemeye çalışan bir oyuncu. Ben Sivas için çok doğru bir profil olduğunu düşünüyorum. Rıza Hoca yine işte Sivas kötü gidiyor. E, takım savunmasında aksaklıklar var. Şu bu denilirken Rıza Hoca yine bir nokta atışı yaptı. Kendi takımına alınabilecek en doğru profillerden birisini aldı ve takımın düşüş trendini stabilize etti. Sivas Spor'la ilgili de aslında Rıza Çalınbay'ın doğru bir hamlesinden bahsettin. Oyun anlamında... Oyun anlamında Diyasaba'nın büyük bir etkisi olduğunu söz ettik. Burada dikkatini çeken isimler var mı? Başka bunları sormak istiyorum. Anadolu kulüplerinde ya şu oyuncu da gerçekten inanılmaz katkı veriyor ama hiçbirimizin dikkatini çekmiyor dediğimiz oyuncular var mı? Aslında hiçbirimizin dikkatini çekmiyor diyebileceğimiz oyuncular değiller. Çünkü her hafta mutlaka bir büyükle bir şekilde karşılaşıyorlar ama Hacı Wright'in performansını ben inanılmaz beğeniyorum. Öncelikle savunma oyuncularının ne tarafında konumlanmasını çok iyi biliyor ne tarafında konumlanması gerektiğini çok iyi biliyor. Ve topla doğru noktada doğru vücut pozisyonuyla buluşuyor ki Türk Ligi'nde çok bulunabilecek e, özelliklerden bir tanesi değildir bu. Gavranoviç ve Mensa Kayseri'de. Birisi 3. bölgenin boşluk okuyucusu, diğeri 2. bölgenin boşluk okuyucusu. Onur ve Ramazan sağ kanat ikilisi Herhalde ligin çoğu takımında bu kadar uyumlu bir ikili yoktur. Hangisi bek, hangisi kanat belli değil. Endri çekici çok büyük bir şut ve ara pas tehdidi. Konya Spor'un oyuncularına tek tek ayrı bir program yapmak lazım. Ben İlhan Hoca'yı çok beğeniyorum. Konya Spor'da Hacı Ahmetoviç'i e artık söylemeye gerek duymuyorum. Hacı Ahmetoviç bence ligin en üst düzey orta sahalarının arasında ilk işte 5'e girer. Enday Şimiye ligde demarke pas alma pozisyonunda artık profesörlük seviyesinde inanılmaz boş pozisyonda topla buluşuyor. Müthiş bir adam bu anlamda. Fatih Aksoy ve Furkan Bayır savunmacı olmalarına rağmen ofansif özellikleriyle ve ofansif istatistiklerdeki başarılarıyla öne çıkan oyuncularından. Başakşehir'in oyun anlayışının temel direklerinden bir tanesi de Duarte. Kanat oyuncularından daha fazla dripling yapabilen stoperler de olduğunu bize gösteren türevde bir oyuncu. Zaten Milan yapmış olması kariyerinde. Göstergesi. Yeterli bir unsurdur. 210 driplingi var bu arada Duarte'nin. E, rakiplerinin bayağı bir önünde top taşıma anlamında. Bence ligin temel olarak diğerlerinden farklı özellikleriyle öne çıkan oyuncuları bunlar. Her hafta birkaç kişiden bahsetmek istiyorum. Bu hafta bunlardan söz etmiş olalım. Eklemek istediğin bir şey var mı peki? Yeni formatlarımızı destekleyip bizi daha fazla futbol severle buluşturmanızı talep ediyorum sizden. Bence Türk futbolu için taşın üzerine taş koyan herkes kıymetlidir. Biz Anadolu'nun da birinci liginde yerel bütün güçlerin de ve hatta tribünlerin de sözcülüğünü yapmaya soyunduk. Bu noktada yolumuza bize yoldaş olun. Bizi daha fazla spor severle buluşturun. Yorum, beğeni ve paylaşımlarınızla bizleri destekleyin lütfen. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere demeden evvel bu içeriği siz bizden talep etmiştiniz. Talepleriniz doğrultusunda hikmetle ben de ekran başına geçtik. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur sizler için de. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.